Hülya Koç Yiğit'in sunumuyla TRT2'de yayınlanan film gibi hayatlar programının bu haftaki konuğu Emre Karayel. 2004 yılında Zekeriya karakteriyle bir İstanbul masalında, 2007'de ise Zafer Sasonlu karakteriyle Kurtlar Vadisi Pusudar ol alan oyuncu, sokakta tanınır hale geldikten sonra gördüğü illiye alışmasının çok kolay olmadığını eşi Gizem Karaeli ile 25 Ocak'ta oğulları Can Öncal Karayeli kucaklarına alan Emre Karayel baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, babalık, anlatılmaz bir duygu, ancak yaşa bunun mutluluğunu tarif edemem dedi. Nokta, yeni projesi nokta, kariyerinin başında profesyonel olarak kukla programları yapan oyuncu, Birçok çocuk işleri yaptık ve ben bayağı profesyonel kukla. Şimdi de TRT Çocuk'a tekrar geri dönüyorum. TRT Çocuk için kukla projesi yapacağız inş hayatımda bilmediğim bir şeydi nokta bir İstanbul masalı ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan Karayel. O dönem neredeyse hayat duruyordu Türkiye çok sevilen işleri yapmama vesile olan, bu piyasaya gerçek anlamda girip ismimi ve kendimi tanıtmama vesile olan bir iştir bir İstanbul masalı açıklamasını yaptı. Şöhret olduktan sonra insanların kendisine olan ilgisini alışmakta zorluk çeken 49 yaşındaki oyuncu, şu ifadelerini kullandı. Bu diziler çok ciddi reytingler alıyordu ve İstanbul'a taşındıktan sonra İstiklal Caddesi'nde yürürken sürekli kafalar dönmeye başlıyordu. Alışık olmadığım şeylerdi. Hayatımda bilmediğim bir şeydi. Ona alışmak çok kolay değildi. Sonra alışıp mesleğimizin bir parçası olduğunu öğrenince işin güzel tarafı beğenilmek ve sevilmenin güzel olduğunu anlayınca o geçti gitti. Bu işin bize en büyük getirisi aslında maddi değil mi? Elbette para kazanıyoruz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz ama o sevgisizlikten de çok korkuyor. Bizi motive eden, bizi ayakta tutan, mesleğimizi geliştirmemiz için çaba sarf etmemizi sağlayan bir dinamik sevenlerimiz. Demet oğlumun halasıdır nokta yaklaşık 35 bin skeçli ekranlarda büyük ilgi gören bir kadın bir erkek dizisiyle ilgili ise Emre Karayel, Müge Tuğralı yapımcısıydı, partnerimin Demet. Evgar, olduğunu duyduğumda gerçekten çok mutlu olmuştum. Tanımıyorduk birbirimizi ama ben izlemiştim onu sahnede. Müthiş bir uyumumuz vardı. Hepsini çok keyifli çektik. Belki ileride biraz daha yaşımız ilerleyince, o dönemi yapalım diye Demet'le her zaman görüşüyoruz. Halasıdır oğlumun. O yüzden sahnede bir şeyler yapmak Böyle bir hayalimiz hep var. Uygun projeden geldiğinde ikimizi de mutlu edecek, içimizi canlandıracak, heyecanlandıracak bir şey bulduğunda neden olma özlüyoruz arada bir açıp açıp, eskilerden biz de kendimizi izliyoruz. Bazen Demet bana yolluyor, ben Demet'e yolluyorum şeklinde konuş. Komedi işleri yurt dışına çok satılmıyor. Nokta. Televizyonda komedi dizilerinin olmaması hakkında düşüncelerini paylaşan ünlü oyuncu, biraz mizahı dışladık açıkçası. Hem biz mizahı dışladık hem de sektörde biraz dışlandı. Çünkü dizilerin yurt dışı satışları başladı ve bu satışlarda komedi ve erkek işleri çok satılmıyor. Bizde biraz onun da etkisi oldu. Yoksa biz mizah ülke olarak çok severiz, çok da iyi yaparız. Çok iyi yapılmış dizileri sadece biz oynayacağız anlamına gelmiyor. Nokta tiyatro yeniden ile Maltepe sahne cumhuriyeti Kur'an Emre Karayel. Pandemi sürecinde özel tiyatroların yaşadığı sıkıntılı Cumhuriyet Parkı içerisinde sahne cumhuriyeti açtık. Maltepe bölgesinde İstanbul'un yeni bir sahneye ihtiyacı olan bölge. Orada, o parkta hem tiyatro hem kültürel faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Konserler, dinletiler. Bunun için çaba sarf ediyoruz şu anda. Tiyatro yani dinin sahne cumhuriyetin sahibi olması demek, sadece biz oynayacağız anlamına gelmiyor sözleriyle, tiyatronun sahneye ihtiyacı olan tüm tiyatroları açık olduğunu vurguladı.